Dostlar merhabalar. Arkadaşlar 26 numaralı üniteye geçtik. Grafik problemleri çözüyoruz. Bu videoyu çektim daha önceden ama videoda bir ses kayması olmuş Goberler. O yüzden sildim çözdüğümüz soruları. Tekrar bir daha artık baştan çekeceğim kardeşlerim. İçimiz rahat etmedi çünkü bir videoda daha böyle ses kayması olmuştu. Sizler de üzüldünüz, ben de üzüldüm. Bir daha baştan çekelim bakalım. Deneyelim arkadaşlarım şimdi. Evet, odaklanmayı falan da ayarladım. Birinci soruyla başlıyorum dostlar. Bakalım ne diyor. Bir sınıftaki öğrenciler A, B, C, D gibi 4 dersi seçmişlerdir. Tamam. Yukarıdaki sütun grafiğine göre C dersini seçen öğrencilerin tüm öğrencilerin yüzde kaçıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi önce tüm öğrenci sayısını bulalım. A'yı seçen 6, B'yi seçen 10, C'yi seçen 8 kişi, D'yi seçen de 16 kişi var arkadaşlarım. Yani toplamda kaç kişi var diye bakıyorum. 16, 26, 32, 40 kişi var toplamda. Ve 40 kişi de kaç kişi C dersini seçmiş? 8 kişi C dersini seçmiş. 40'ta 8 ise acaba yüzde kaçtır diye de bize soruyor soru arkadaşlar. Bakın burası 5'e bölündü. Burası da 5'e bölünecek. 100'ü 5'e böldüm. 20'yi işaretledim dostlar. Hemen geldik 2 numaraya. Yukarıdaki sütun grafiği bir çiftçinin elde ettiği ürün miktarının yıllara göre dağılımını göstermektedir. Buna göre 4 yılda elde edilen ürünün yıllık ortalaması kaç tondur diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım. Hemen bakıyorum. 2002 yılında 35 ton üretilmiş. Tamam. 2003'te 30, 2004'te 45 ton, 2005'te de 40 ton. Her biri tek tek yılları vermiş arkadaşlar. Peki toplamda kaç ton üretmiş bu adam? 45, 40 daha 85, 90, 120, 150 ton üretim yapmış arkadaşlar. Yıl başına düşen ortalamayı soruyor bize. Yani bir yılda ne kadar üretmiştir diye ortalamasını soruyor. Hemen 150'yi 4'e böldük arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? 3 kere 4 12 çıkarttım 3. 30'da 4 7 kere. 7 kere 4 28 çıkarttık 2. 20'de yok bir sıfır çaktık. Buraya da virgülü paketledik. 20'de 4 5 kere. 37,5 çıktı sorumuzun cevabı. 3 numaraya geldim. Grafikte bir çiftçinin yıllara göre ürettiği fındığın ton olarak değişimi gösterilmiştir diye söylüyor biz arkadaşlar. Buna göre çiftçi bu yıllarda ortalama kaç ton fındık üretmiştir diye bir soru soruyor. Bakın üstteki sorunun aynısı olmuş. 2001 yılında 14, 2002'de 20, 2003'te 10, 2004'te de 30. Toplamda ne yapmış? 30, 50, 60, 74 ton fındık üretmiştir ki 4 yılda üretmiş bunu. Hemen 4'e bölüyorum dostlarım. 1 kere 4, 4 çıkarttık. 3, 34'te 4, 7 kere değil 8 kere. 8 kere 4, 32 çıkarttım 2. 20'de yok, buçuk çaktım arkadaşlarım. 18,5 çıkıyor sorumuzun cevabı. Fakat şıklarda da yok kardeşler bu. Olsun, olur böyle şeyler. Belki biz hata yapmışızdır. Bir daha kontrol ederiz onu. Şimdi 4 numaradayız. Yukarıdaki grafikte bir okulun ikinci sınıfında okuyan öğrencilere yapılan tarih sınavlarında aldıkları not ve öğrenci sayısı aşağıdaki bağıntıda gösterilmiştir. İki veya daha fazla not alan öğrenciler başarılı olduğuna göre öğrencilerin yüzde kaçı başarılı olmuştur? Şimdi bir alan 36 kişi var arkadaşlarım. Bunlar bir almışlar. İki alan 24 kişi var dostlarım. 3 alan 128 kişi, 4 alanlar da 36 kişi, 4 alan, 5 alanda 96 kişiymiş, bunlar da 5 almışlar. Şimdi toplam okul mevcutunu buluyorum hemen. Şurası 60 yaptı. Şurası 60, şunların ikisi 12 yaptı. 12'yi bunun üstüne koyarsak 140 yaptı şuraya kadar. 60 buradan, 140 buradan, 200. 120 de buradan 320 kişiymiş toplamda. 320 kişilik okuldaki başarıların yüzdesini soruyor bize arkadaşlar. Kimler başarılıydı? 2 veya daha fazla not alanlar. Şurası başarılı kısım. Peki burada kaç kişi var diye soralım. 36'sı eksik olacak 120'den. 36'yı çıkartalım. 20 çıkartalım 300 olsun. 16 daha 10 çıkartalım 290. 6 daha 284.
320'de 284 kişi başarılı. Acaba diyoruz yüzde kaç kişi başarılı olmuştur? Yüzde de kaç? Bununla bunu çarpacağım. Bununla da bunu çarpacağım arkadaşlarım. Hemen yapıyoruz muhabbetimizi. Ne diyelim? 100 çarpı 284 bölü 360 çıkıyor. X dediğimiz şey. Birer sıfır sildim buradan dostlar ben hemen. Şunu hemen 2'ye bölelim. 142 gelsin. Bunu 2'ye bölelim. 18 olsun. Bir daha 2'ye bölelim. 71 oldu dostlarım. Yine 2'ye böldük. 9. 71 çarpı 10. 710 yaptı. 710 bölü 9 oldu arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı. Bir hata yaptık mı buralarda? Bir daha şöyle kontrol edelim de sonra bir daha yapmak zorunda kalmayalım. 710'da bir 9'a bölelim de sonra bakarız olmadı. Bakalım cevap çıkmazsa kontrol ederiz. Peki 710'da 9. 8 kere olsa 8 kere 9 72 olacak. 6 kere var. 6 kere 9 7 kere var. 7 kere 9 63. Çıkarttık. 63 çıkarsa 8 kalıyor arkadaşlarım. Yok buradan hatalı bir şey geliyor. Bir daha baştan yapalım. Bir yerde bir hata yaptık biz. Cevap 7'li bir şey geliyor çünkü. 2 veya daha fazla not alan öğrenciler başarılı. Toplamada mı hata yaptık acaba? Şurası ne yaptı? 60. 60 var elimizde bir. Toplam 320. Tamam orada sıkıntı yok. 36'yı çıkarttık 320'den hemen. 36'yı çıkartalım. 10'dan 6 çıktı 4. 11'den 3 çıktı 8. 3'ten 2. 284. Orada da bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede o zaman? 320 de 84. Bağıntı göstermiştir. 2 veya daha fazla notan başarılı olduğuna göre öğrencilerin yüzde kaçı başarılı olmuştur? 320'de 284 kişi başarılı olmuşsa diyorum. Yüzde kaç kişi başarılı olmuştur diye sorduk. 284 çarpı 100 bölü 320. 360 nereden çıktı? 320 arkadaşlarım işte. Ha dikkatsizliğin sorun. 2'ye böldüğümde burası 142, burası 16 gelir. Bir daha 2'ye böldüğümde 71, burası da 8 gelir dostlarım. Şimdi oldu işte. 71 ile 10'un çarpımı 710 bölü 8 olacak sorumuzun cevabı. 8, 9 kere olsa olmaz. 8 kere var. 8 kere 8 64 çıkarttık. 7 kaldı burada. 70'te 8 yine 8 kere. 8 kere 8 64 çıkarttık. 6 kaldı. 6 yok bir 0 attık. 7 kere olacak. 7 kere 8 56. 88.7'li bir şey. O da zaten bir tek Bursa şıkkında var dostlar. Evet geldik son sorumuza Goberler. Hadi burayı okuyalım. Aşağıdaki grafik yıllara göre bir ülkenin toplam nüfusu ile bu nüfus içindeki kırsal ve kentsel nüfus miktarlarını göstermektedir. Tamam. Şurada da açıklamayı yapmış zaten arkadaşlarım. Bakın şu pembe olanlar kentsel. İçi boş olan şu kutularda kırsal nüfusu gösteriyormuş. Şu da toplam nüfusu gösteriyormuş arkadaşlarım bize. Şurada göstermiş, açıklamayı yapmış. Yani mesela şöyle görelim. Buradaki kentsel nüfus pembeler 10. Kırsal nüfus boş çizgiler 15. Toplam 25. Bakın gerçekten bu yılda 25 milyon kişi var diyebiliriz. Hangisine ulaşılamaz diye soruyor. 1970'te işte burada kırsal nüfus 20 milyondur. Kırsal hangisiydi? Boş kutu. Şunun karşılığı. Evet, gerçekten 20 milyondur. Bu doğru. Kırsal nüfus 1990'dan sonra azalma göstermiştir. Kırsal nüfus şuydu. Şimdi buraya düştü arkadaşlarım. Bakın bir azalış var burada. Evet, bu da doğru. 1980'de toplam nüfus 40 milyondur. Toplam nüfus burasıydı. Gerçekten 40 milyona denk düşüyor. Bu da doğru. Şu son ikisine bakalım hemen. 1960'taki toplam yok. Kent nüfusu, kentli nüfus artış oranı en fazla 1990 ile 2000 arasındadır. Şurada kentsel nüfus artışı fazladır diyor arkadaşlarım. Evet görüyorsunuz fazla ama en fazla burada mı? Diğerlerine de bakmak lazım. Bu bir dursun şimdilik. 1960'taki toplam nüfus 1980'deki kırsal nüfus ile aynıdır. 1960'taki toplam nüfus 25 milyon. 1980'deki kırsal nüfus. 1980'deki kırsal nüfus da 25 milyon. O zaman bu da doğruymuş. Cevap Denizli'ymiş. Fazla ötelemeye gerek yok arkadaşlar.
Evet, bir numarayı gömdük. Hemen iki numarayı koyduk önümüze. Bir de odaklanmaya bakacağım şimdi dostlarım. Orada da bir sıkıntı yoksa hemen başlıyoruz soruları çözmeye. Evet dostlar, birinci sorumuz. Şekildeki dairesel grafikte bir fabrikanın ürettiği A, B, C mallarının üretim miktarları gösterilmiştir. Biz önce şuradaki eksik açıyı bir bulalım mı dostlarım, şuradaki açımızı. Şimdi 165, 75 daha 170 yaptı, 240. O zaman buraya toplamda 360 olacağı için 120 derece kaldı. Toplamımız 360 derece. Peki, üretim miktarları hangi sayılarla orantılıdır diye soruyor. Bakın hepsi 15'in bir katı. 75'i 15'e bölerseniz 5, 165'i 15'e bölerseniz 11, 120'yi bölerseniz de 8. O zaman A, B, C, 5, 11, 8. Cevap Denizli. 2'ye geçtik. Yukarıdaki dairesel grafikte bir ürünün maliyeti ile satışından elde edilen kar oranları verilmiştir dostlarım. Buna göre 396 TL'ye satılan bu üründen kaç TL kar elde edilmiştir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şuradaki derecemizi de biz bulalım bir. Şurayı da bir söyleyelim de. 360 olması için 280 derece olması gerekiyor buranın arkadaşlar. Şimdi maliyet 280 derece. 280 derece benim maliyetim. Kar dediğimiz şey 80 derece. O halde satış dediğimiz fiyat 360 derece. Şimdi 360 dereceye sattığımdan 80 derece kar elde ediyorum. Bak yazıyorum buraya. 360 derecede 80 derece kar elde ettim. Bana da diyor ki 396 TL'de ne kadar kar elde edersin diye soru soruyor bize dostlarım. Hadi şimdi buradaki doğru orantıyı kuralım. Soru da bitsin kardeşler. 396 ile 80'i çarpacağız. 396 ile 80'i çarpıp 360'a böleceğiz dostlarım. Bölelim bakalım. Şuradaki birer sıfır gitsin hemen. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 9 kalsın. 396'yı da 9'a böleceğiz dostlarım. Hemen bölüyorum. 40, 36, 44 geliyor burası da. 2 ile de 44'ün çarpımı dostlar 88 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 3 numaradayız. O merkezli dairesel grafik bir gruptaki kişilerin öğrenim düzeylerinin dağılımını göstermektedir. Tamam. İlk öğretimdeki kişilerin sayısı lisedekilerin %30'udur. Bak şöyle yapıyorum. Lisedekilere 10x desem, ilk öğretimdekiler bunun %30'u ne yapar? 3x. O zaman 3x kişiymiş ilk öğretimdekiler. Peki toplam 360 olacaktı. 100'ü burada 260 kaldı. 13x toplamda 260. O halde x eşittir 20 derece çıktı. Demek ki burası aslında 60 dereceymiş. Demek ki burası 200 dereceymiş. Bunları bulduk şimdi arkadaşlar. Lise düzeyinde okuyan 50 kişi vardır. Bakın 200 derecenin karşılığı 50 kişiymiş. Yani 4'e bölünmüş halde. Grup kaç kişidir diye soruyor bize. Bize de 360 dereceyi soruyor. Biz hemen diyoruz ki 200 derece 50 kişiye denk düşüyorsa 360 derece kaç kişiye denk düşer diye bir soru soruyoruz. Ne demiştik? Burası 4'e bölündüyse burası da 4'e bölünecek kardeşlerim. 90 kişiye denk düşecek. Hemen 4 numaradayım. Şekildeki dairesel grafik bir memurun yıllık bütçesini göstermektedir. Tamam. Memurun kira için harcadığı miktar giyecek için harcadığından 800 TL fazla. Bak, kira giyecekten 800 TL fazla. Derece olarak ne kadar fazla? 40 derecelik fazlalık 800'e denk düşüyormuş arkadaşlar. Memurun yıllık tasarrufunu soruyor bize. Şuradaki açıyı soruyor dostlar. Önce bu açıyı bir bulalım biz. 120, 80 daha 200, 30, 110 daha 140, 200, 140 daha 340 yaptı. Buraya da 20 derece kaldı. 40 derece 800 liraysa 20 derece ne kadardır diye soruyor dostlarım. Yarısı, bu da yarısı olacak. 400 liradır dedim dostlar. Hemen geldik şu soruya.
Yine burada bir eksik açı var. İsterseniz önce bunu bulalım. 210, 60 daha 270 yapar. 360'a tamamlamak için de 90 derece gerekir. Burası 90 derece. Dairesel grafikte aylık geliri 1080 TL olan bir kişinin aylık harcaması gösterilmiştir. Bak, demek ki 360 derece ya bu. 360 derecenin karşılığı 1080 TL'ymiş arkadaşlar. Grafikte A kira, burası kira. B ulaşım, burası ulaşım. C de diğer giderleri göstermektedir diyor. O dairenin merkezi olduğu göre bu kişinin aylık kira gideri yani 90 derece ulaşım giderinden yani 60'tan kaç TL fazladır? Kaç derece fazla arkadaşlar? 30 derecelik fazlalık. Acaba ne kadara denk düşer diye bir soru soruyor bize. Burası kaça bölünmüş kardeşim? Ya da şöyle yapalım. Burası kaç katına çıkmış? 3 katına. Bu da 3 katına çıkacak. 90'ı işaretleyeceğiz goberler. Evet, son sorumuza geldik. 6. sorumuz. 2. köşe taşı. 150, şurası bir kere 210 derece yapıyor dostlarım. Hemen 360'dan çıkartıp buldum. Dairesel grafik bir malın alış ve satış fiyatının dağılımını göstermektedir. Tamam. Şimdi bak, bu adamın alış fiyatı yani maliyeti 150 derece. Satış fiyatı 210 derece. O zaman bu adamın karı kaç derecedir diye sorsak arkadaşlarım, satıştan maliyeti çıkartıyorum, 60 derecelik bir kardayız biz dostlar şimdi. 120 TL kar elde edilmiş. 60 derecenin karşılığı 120 TL. Bak, 2 katı. O zaman satış fiyatı 420 TL. Alış fiyatı 300 TL diyebiliriz. Satış fiyatı kaç TL'dir? 420'yi soruyormuş goberler. İşaretledim, geçtim. Evet, 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numarayı da halletmeye çalışalım dostlar. Şöyle bir ayarlayalım, önce bir odaklanma muhabbetini yapalım. Evet, birinci sorumuz. Şekildeki O merkezli dairesel grafik. Bir mağazanın ABC mallarından elde ettiği bir aylık karın dağılımını göstermektedir. Şuradaki eksik olan açıyı bulalım. 110 derece yapar bu açı. Sütun grafiği ise kar miktarlarını göstermektedir. Tamam. B eksi A nedir diye bir soru soruyor. Bakınız, C'nin bize karını vermiş 220. 110 dereceydi bu ve 220 lira kar getirdi. Peki B neydi? B 150 derecedir B. Kaç TL kar getirir arkadaşlarım? Hani bakın, şuradaki ilişkiyi yakalayın. 2 katı. Bu da 2 katı kar getirecek. 300 TL kar. A kaç dereceydi? 100 dereceydi. Ne kadar kar getirecek? 200 lira kar getirecek. B eksi A'yı soruyor. 300 eksi 200'den 100'ü paketledim dostlar. Geldik 2'ye. Şekildeki sütun grafiği 3 fabrikanın üretimini göstermektedir. Bak, A fabrikası 10 ton mal üretmiş. B fabrikası 7 ton mal üretmiş. C fabrikası da 13 ton mal üretmiş. Dairesel grafikte A'nın kaç derecelik açıya karşılık geldiğini söylüyor bize. Şimdi toplamda kaç bunların miktarı? 10. 20 de buradan, 30 ton. Arkadaşlar, 30 ton 360 derecenin tamamıdır. Bize de diyor ki 10 ton kaç dereceye denk düşer? 3'e bölmüş. Ben de 3'e böldüm 360'ı. 120 derece çıktı arkadaşlar. Evet, 3 numaradayız. Yukarıdaki sütun grafik ile daire grafik bir sınıftaki öğrencilerin aldıkları notların dağılımını göstermektedir. Buna göre daire grafikteki C açısı kaç derecedir? Peki, bulalım. Bir alan 4 kişi. Şurası 4'e denk düşüyor. 2 alan 12 kişi. Burası 12. 3 alanlar 8 kişi. 4 notunu alanlar 16 kişi. 5 notunu alanlar da 8 kişiymiş. Dostlarım, toplamda kaç kişi diye soralım bunlara. 16, 4 daha 20. Şunların da toplamı 20, 40 yaptı. 8 de burada, 48 kişi. Dostlar, 48 kişi 360'a denk düşüyor farkındaysanız. Bize de 8 kişinin nereye düştüğünü soruyor arkadaşlarım. 8 kişi kaç dereceye düşer?
Burası 6'ya bölünmüş. O zaman bu da 6'ya bölünecek. 360'ı 6'ya böldüm. 60 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki dairesel grafik ile sütun grafik bir fabrikada üretilen ABC mallarının aylık üretim miktarlarını göstermektedir. Hemen şuradaki dereceyi biz bir bulalım mı arkadaşlar? 180 dereceymiş burası. A malı küçük A'ya denk düşüyor. B malı küçük B'ye denk düşüyor. C de 14'e denk düşüyormuş. Tamam. Buna göre A artı B nedir? Bak, 70 derece 14'e denk düşüyor. Nasıl bir ilişki var aralarında? 10'a bölüp 2 ile çarpmış. 10'a bölün 7, 2 ile çarpın 14. O zaman burada da öyle olacak. 10'a böl 11, 2 ile çarp 22. A 22. 10'a böl 18, 2 ile çarp 36. B de 36. A artı B, 36 ile 22'nin toplamı da 58 yaptı Goberler. Evet, şimdi 5 numaralı sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor dostlarım. Odaklanmadı da bir sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, önce burada isterseniz şunu yapalım. Şuradaki dereceleri 360'a eşitleyelim. Toplayalım hepsini. 3K, 4K daha 7K yaptı. 45-15'ten 30 yaptı. Artı 30. Ve bunların toplamı, hani 120'den geriye ne kalıyor? 240. 240'a eşit. O zaman 7K eşittir 210. K eşittir buradan 30 derece geldi. K 30 derece ise şurası 3 kere 30 90. 45 daha 135 dereceymiş aslında. 4 kere 30 120. 15 çıktı. 105 dereceymiş burası da. Diyor ki bize B eksi A nedir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz sadece? A'nın, A malının üretiminin 60 olduğunu biliyoruz. Yani 120 derecenin 60 adete denk düştüğünü biliyoruz. 60 adet. Yani derecenin yarısı kadar adete sahip. Bize de 135 eksi 105'i soruyor arkadaşlarım. B eksi A. Yani B'nin ürettiği ile C'nin ürettiğinin B eksi A'yı soruyor. O zaman derece olarak B eksi A 135'ten 105 çıktı. 30 dereceyi soruyor aslında bize. 30 derece kaç adettir diye soruyor. 120 derece 60 adet. Yani yarısı kadar. 30 derece de yarısı kadar olacak. 15 adet gelecek dostlar. Peki, son sorudayız dostlarım. Videomuzun son sorusu, bakalım ne diyor. Yukarıdaki dairesel grafik A ve B karışımlarının miktarlar arasındaki oranı. Şimdi şurası normalde 200 derece. Bakın, iki madde var. Karıştıracağız bunları. Karışım problemi sorusuymuş bu arkadaşlarım. Ve yeni bir madde üreteceğiz. Bunun da bize yüzdesini soracak. Birinci karışımda 160 gramlık bir madde olsun. 160 gramlık bir madde A maddesi. Ve A'nın yüzdesi 21. İçine de 21 yazdım. İkinci kapta 200 gramlık bir karışım varmış ve yüzdesi B'nin yüzdesi 39, buraya 39 yazdım. Ve en son toplamda da 360 derecelik bir karışım var, tuz yüzdesi ne olur diye bir soru soruyor bize. Hadi bu paydadaki alttaki şeylerin her birinin sıfırlarını götürelim. Her birini de 4'e bölelim 4, 4'e bölelim 5, 4'e bölelim 9. Çarpıyorduk arkadaşlarım, 84 yaptı burası. 5 ile şurayı çarpalım. 5 kere 9 45, elde var 4. 5 kere 3 15, 4 de elde 195 eşittir 9x yaptı. Şunların ikisini topluyorum hemen. 84 ile toplayalım burayı. 9, 17 elde var 1. 279 eşittir 9x geldi. 279'u da 9'a böleceğiz dostlarım hemen. 9'a bölelim 3, 31. 31 çıkıyormuş sorumuzun cevabı. Evet Goberler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin arkadaşlar.